Bu videoda sizle birlikte bir deney yapacağız. Neden korkuyoruz ve nasıl korkuyoruz? Korku olayını bir tanımlayalım. Çünkü içinizde belki de hiç korkmayanlar var. İlk misafiriniz metahumanlar. Yani meta insanlar. Ne demek metahuman? Şu an ekranda gördüğünüz üzere Epic Games internet tabanlı. Yani internetten girip cloud streaming denilen şekilde karakter oluşturmanızı sağlayan bir araç yayınladı. Bununla karakterin yüzünü, mimiklerini, saçını, tenini, her şeyini, bütün o dokuyu tamamen sıfırdan oluşturup istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Aslında gayet güzel gözüküyor, eğlenceli gözüküyor. Çünkü bir oyuna, Unreal motoruna bağlayarak bir oyunda o karakteri canlandırabilirsiniz. Yani artık sevdiğiniz kızın ekran görüntüsünü yapmak ya da hoşlandığınız beyefendinin ekran görüntüsünü yapmak o kadar zor değil. Sizin için 3 boyutlu, hatta bunu güzel bir motora giydirirseniz, iyi de bir yapay zeka bağlarsanız, hatta blockchain sistemine de yapay zeka entegre etmeyi başarırsanız sevdiğiniz kız süper ya da beyefendi süper gerçekçilikle sizin yanınızda. Peki bu neden biraz da korkutucu? Çünkü bir parça korkutucu farkındaysanız. İnsanlar robotlarda da, daha önceki robotlardaki gerçekçilik üzerinde de konuşmuştuk sizle. Hem TED konuşmasında da vardı bu. İnsanlar aslında çok fazla da gerçekçi olan robotları ya da görüntüleri sevmiyorlar. Çünkü robotların insanlara fazla yaklaşması bir süre sonra karşımdaki robot mu, insan mı, hangisi bilemiyorsunuz. İki örnek vereyim. Birisiyle artık diyelim ki sene 2030. Birisiyle internetten yazıştınız ve face yapıyorsunuz, face cam yapıyorsunuz, yüz yüze konuşuyorsunuz. İşte ne diyelim, bu Google Meet'te de olabilir, diğer Zoom'da Mum'da da olabilir. Karşınızda harika bir karizmatik beyefendi var ya da inanılmaz güzel bir hanımefendi var. Çok güzel konuşuyor, sohbeti iyi, muhabbeti iyi. En son doğal olarak diyorsun ki buluşalım mı? Diyor ki ben buluşamam. Neden diyorsun? Çünkü ben aslında yokum diyor. Hoppa, şimdi ikileme düşeceksiniz. Yani bu da bir korku, çünkü onun gerçekte normalde sevgilinizin bile gerçekte öyle bir insan olmamasından korkarken gerçekte öyle olmayan birinden hoşlandığınızda yazışmaya devam mı edeceksiniz? Yoksa tamam buluşamıyoruz kapat deyip gerçek bir insan mı arayacaksınız? Ama onun muhabbeti mükemmeldi ve sizi çok iyi öğreniyor. İki, mükemmel robotlar yapıldığında ne olacak? Şimdi bu konulara çok yakın olduğum için korku konusuna direkt kaçmak istiyorum. Şimdi sizinle tekinsiz vadiye gideceğiz. Tekinsiz vadi nedir? Şu an ekranda gördüğünüz grafik. Aslında robotların insana çok fazla benzemesi halinde benzerliğin kritik bir eşikten itibaren ürküntü verecek hale geldiğini söylüyorlar. Diyorlar ki bu vadi ekranda gördüğünüz kısma geldiğinde buna uncanny valley diyorlar. Burada insan artık çok da aşırı derecede kendisine benzeyen robotlar, yapay insanlar diyelim ki oluştuğunda o kopyalardan korkabilir. Çünkü biz belirsizlikten korkuyoruz. Ama nelerden korkuyoruz? Nedeki belirsizlikten? Mesela ölüm, ne zaman öleceğiz? Ya da o kutunun arkasında, o perdenin arkasında ne var? O kişinin elinde ne var? Bir maske taktığında yüzün, o maskenin arkasında yüz kim? Bütün bunların hepsi belirsizliği oluşturuyor. Aslında korku güzeldir. Çünkü korku sizin var olmanızı sağlayan şey. Nasıl yani? İki aşamada. Bir, dedenizin dedesinin dedesinin dedesi çalılıktaki hışırtıdan korktuğu için, karanlıktan korktuğu için, büyük bir mamuta saldırmaktan korktuğu için başkalarıyla bir araya geldi ve hayatta kaldı. Ya da aptalca bir şey yapmadı. Korktuğu bir örümceği alıp da çok güzelmişsin deyip ağzına atmadı. İşte bu korkularından dolayı da ölmedi. Dolayısıyla torununun 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 torunu olan sen hayattasın. İki, seni de hayatta tutuyor. Çünkü çok garip şekilde tutuyor hem de. Bazen işte balkona böyle çok yaklaşıp da aşağı baktığın zaman manyakça bir his içinde beliriyor. Atlar mıyım ya? atlarım ben geri çekileyim. Ya da metroda o kenara geldiğiniz zaman, uçurumda kenara geldiğiniz zaman raylara atlar mıyım? ben atlarım galiba. Geri çekiliyorsunuz. İşte o ürperti sizin amigdalanızdan gelen sinyallerle geri çekil, geri çekil, acı hissetmeye gerek yok diyor. Dolayısıyla biz bir tehdit ya da tehlike gördüğümüz zaman iki soru soruyoruz. Bir, bu bir tehdit ya da tehlike mi? Herkese göre değişir. Yani kedi gördüğü zaman alıp kucağına seven de var ya da köpek, kaçan da var. İki, cevabınız evet, evet bu tehdit ya tehlike. Kaçmalı mıyım yoksa savaşmalı mıyım? İşte burada da olay çok değişiyor. Buna cesaret de denilebiliyor, aptallık da. Ama kaçmayı her zaman fiziksel olarak yapmıyorsunuz. Bacaklarınızın gerilmesini sağlıyor vücut otomatikman. Ama bazen kafanızı çevirerek kaçıyorsunuz. Filmlerde o
aşırı gelmenizin sebebi de vücut gitmek istiyor filmi gördüğü zaman. Ama siz gözünüzü kapatarak kaçabiliyorsunuz o sahneden. Peki düşündüğünüz kadar kolay olmazsa iş daha ürkünç olabilir mi? Mesela diyelim ki korkunç bir görüntü geldi ekrana. Birisi size eşek şakası yaptı. İşte internetten maille falan yolladı. Eşek şakaları bir dönem çoktu, şimdi daha az. Ve ekranda bir görüntü belirdi, bir video. İşte diyelim ki Samara kuyudan çıktı, geliyor size doğru. Tabii ki ilk başta aman zaten izlemişti falan diyorsunuz. Ve browser yani tarayıcı, internet tarayıcısını ya da videoyu kapatmak için köşedeki çarpıya basıyorsunuz. Kapanmıyor. Allah Allah, acaba dondu mu falan mı diyorsunuz. Ama Samara yürümeye devam ediyor. Stephen King'in yanılmıyorsam Cujo diye bir kitabı vardı. Orada bu olay inanılmaz güzeldi. Ama şimdi anlatıp mahvetmeyeceğim. Bir köpek geliyordu. Neyse. Dediniz ki ya şu niye kapanmıyor? Bir kontrol alttan bilgisayarın güç düğmesine basıyorsunuz. Diyelim ki laptop. Yine kapanmıyor. Ya da masaüstü bilgisayar. Fişi çekiyorsunuz. Yine kapanmadı. Ha? Şimdi Yusuf işte topuk. İşte bu size ürkünç geliyor. Çünkü mantık fiziksel olarak kurtulup da açıklayabileceği modern tehlikelere karşı hazır. Aman kapatırım gider. Ya o kadar güçlü değilsen? İnsanların korkuları insanlık medeniyeti ilkellikten bugünkü haline gelene kadar, ki bugün de ilkeliz belki 2100'e kadar. Belki 2100'de hepimiz olmayacağız dünyada ama neyse. Seviye atlamış. İlk başta biz basit şeylerden korkmuşuz. İşte örümceklerden, mamutlardan, dinozorlardan falan filan falan filan. Zamanla işte bazılarını çözmüşüz. Köpekleri, kurtları evcilleştirip yanımıza almışız. Bizi korumuşlar. İkinci seviye, kaybetmekten korkmaya başlamışız. Çünkü artık yerleşik bir yere geçince toprağımızı kaybetmeyelim. Gelip bizim köyümüzü yağmalamasınlar. Paramızı kaybetmeyelim. Zamanla kariyer, iş hayatı, itibarımızı kaybetmeyelim. Sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Kaybetmemek bizim en büyük fobimiz olmaya başlamış. Üçüncü seviye ise önemsiz olan ama size dokununca patlayan şeyler. İşte toplum için sel olmasın, korona olmasın, gelip bana dokunur mu, deprem olmasın, başkaları için ve genelde. Burada sorumluluk paylaşıldığında küçük gözüktüğü için aman deprem olacak da ama işte gelip buluyor seni. Bugün o yüzden koronadan gerçekten korkan insanlar varken bazı primatlar gidip de halay çekebiliyor. Ve bir de üretilen korkular var. O korkuyu size işte az önce size sıfırdan üretebildiğimiz gibi din ve siyaset alanlarında üretiyorlar. Çünkü insanları yönetmek için korkuya ihtiyacınız vardır. Burada siyasi mesaj vermiyorum, korkmayın. Tarih boyunca İslam'da da Hristiyanlık'ta da her alanda bu. Sadece yani semavi dinler değil, insanları veya siyasette de Orta Çağ'da da günümüzde de diktatörlükte de demokraside de insanları korkutmanız gerekiyor ki sebepsiz şekilde sorun yaratmasınlar. Çünkü her insan kendi istediğine göre davranırsa diyorsun ama beni sorgulayabilirler. Boşver biraz korksunlar. Korku filmleri size korkuyu nasıl satıyor? Daha doğrusu siz korkunun satın alınmasından nasıl zevk alıyorsunuz? Ki korku filmi izleyenler için söylüyorum. Çünkü korkunun da bir tekniği ve bilimi var. 1. Güvenli sandığın şeylerin artık güvenli olmadığını görmek. Korkutur sizi. Yani evinizdesiniz ve kapıyı kilitlediğinizde rahatsınız ama birisi camdan girdi. Ya da arabanı da kapının kilitlerine bastınız. Kapandı. Kendinizi güvende hissediyorsunuz ama arka koltuktan biri çıktı. Bu işte sizi deli ediyor, korkutuyor. 2. Birdcage filmini izlediniz mi bilmiyorum. İşte gözlerinizi kapatıyorsunuz. Görmemek. Yani etrafınızda olan bitene hakim olmamak. Burada da işte karanlık devreye giriyor. Korku filmlerinde o karanlığı yaratmanın iki sebebi var. Birincisi ucuza gelsin çekimler. İkincisi ise çünkü karanlıkta bir şeyleri modellemek daha kolay eğer çeşitli dijital görüntüler kullanıyorsanız. İkincisi de insan karanlıktan zaten korkuyor. Etrafta olanlara hakim olamadığı için. 3. Birinin elini ya da yüzünü görmemek. Yani elim arkada size yaklaşıyorsam korkarsınız. Çünkü ilk çağlardan beri orada silah olabilir. Beden dil eğitiminde anlatmıştım. 2. Yüzümü göremezseniz. En nötr maskeyi bile taksam yüzümü görmediğiniz sürece geriliyorsunuz. Çünkü mimiklerim ve size aslında ne söylemek istediğimi görmek istiyorsunuz. Gözlük takarsam da maske takarsam da korkuyorsunuz ama bütün yüzü kapatan bir maske her zaman korkutur. 4. Korku filmleri diyor ki çirkin insanlar kötüdür. Çok nadir ters köşe yaparlar güzel insanlar işte kötüdür. Ama işte içine şeytan kaçanlar falan hemen çirkinleşir bir tipi kayar. 1480 ile 1570 arasında 1550-70'ler arasında 50.000, 60.000 çirkin kadın, aslında kadın diyeceğiz de çirkin kadın cadı avı bahanesiyle öldürüldü. Kimileri diyor ki ırk güzelleşsin diye yapıldı. Kimileri işte o fırsattan istifade kurtuldular diyorlar. Çirkin şeyler var ama sonuçta 50.000 kadın öldürülmüş. 5. Alışık olduğunuz
doğa kanunları, fizik kanunları dışında bir şey olur mu? Korkarsınız. Yani oturan bir Chucky bebeğin kafası döndü mü oyuncak bebeğin, hop zıplarsınız. Ve altı, normalde duyduğunuzda rahatsız olacağınız müziklere uzun süre tahammül kalmak. Bu aslında korku değil, rahatsızlık. İlk önce sizi müzikle rahatsız ederler, sonra ani bir hareket, ani bir görüntüyle korkarsın. Aslında hepsi tamamen belirsizlik satar. Çünkü korkunun ham maddesi belirsizliktir. Filmde bir şeyin belirsizlik, ne olacağını bilmemeniz sizi gerer. Gerilim filmlerinde de, korkuda da. Ya da bir doktorun karşısında oturduğunuzu düşünün. Tahlil yapıldı, çok önemli bir konu. Henüz bir şey söylemiyor, suratında mimik de yok. Gerilirsiniz. Sevdiğiniz sizi çağırdı, çok önemli bir şey konuşacağız. Belirsiz, konuyu söylemedi. Gerilirsiniz, korkarsınız. Bütün belirsizlikler, yüzünü görmemeniz, elini görmemeniz, bütün ihtimaller, atılan bir zar henüz yere düşmediyse sizi korkutur. Burada önemli olan şey şu. Siz korkunuzu yenebiliyor musunuz? Korkuyu yenebilmek için çeşitli terapilerde ya da uygulamalarda insanlar korkuyu önceden az aşı gibi düşünün bunu, virüse karşı test edip o durum gerçekleştiğinde korkmamaya çalışıyorlar. Ama şunu unutmayın ki korku bazı insanların da zevk alabildiği garip bir durumdur. Hatta acıdan bile zevk alanlar vardır. O amigdala ondan daha çok keyif alıyor. İşte bir şey neden korkunçtur? Çünkü belirsizdir. Sizin yapmanız gereken şey cehaletten kurtulup belirsizliği ortadan kaldırmak. Ben Haluk Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.